Tecrit bir insanın dış dünyayla olan iletişimin, bağının koparılması, izole edilmesi anlamına gelmektedir. Bunun hukuktaki karşılığı elbette ki açık işkence olarak tanımlanır. Yani ne yazık ki Türkiye inşa aşamasından bu yana, inşa sürecinden bu yana, kuruluş aşamasından bu yana ağır hak ihlallerinin süre geldiği inkar ve imha politikalarının, antidemokratik uygulamaların, işkencenin sürekli gündemde, işkenceyle sürekli gündemde olan bir ülke. Tecrit de bu uygulamalardan bir tanesi. Şu an İmralı cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen tecritti. Biz aslında Türkiye'nin kuruluş aşamasından bu yana süre gelen bütün antidemokratik uygulamaların bir bütünü, vücut bulmuş hali olarak değerlendirebiliriz. İmralı cezaevi Türkiye'nin mevcut hukuk sistemine tabi olan bir cezaevidir. Yani Türkiye'nin yasal mevzuatı olan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun, yani infaz yasasında tecrit diye bir düzenleme, tecrit adı altında bir düzenleme mevcut değildir. Bulunmamaktadır böyle bir düzenleme. Yine Türkiye'nin tarafı olduğu veya tarafı olmadığı uluslararası hukukta da tecritte yer yoktur. Yani aksine tecrit dediğimiz hem yasal mevzuatta hem de uluslararası hukukta, evrensel hukukta işkence olarak belirlenmiş ve yasaklanmış bir uygulamadır. Ama ne yazık ki Türkiye'de mevcut tecrit sistemi Sayın Öcalan üzerinde mutlak ağır tecrit olarak ilerlemektedir. Bu süreç Öcalan'ın uluslararası komployla yine hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi süreciyle başladı. Şu anda ağır ve mutlak tecrit olarak devam etmektedir. Yani İmralı cezaevine baktığımızda Öcalan'la beraber yanında İmralı cezaevinde bulunan diğer üç kişi, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konak ve Veysi Aktaş'tan da uzun zamandır haber alınamıyor. Bakın, Sayın Öcalan'dan 28 aydır herhangi bir haber alınamıyor. Herhangi bir iletişim kurulmamış. Yine az önce bahsettiğim cezaevinde bulunan 3 kişiden de uzun zamandır haber alınamıyor. İmralı cezaevinde tutulanların görüşmesi yasak. Avukatlarıyla görüşmesi yasak. Yine dış dünyayla iletişim kurmaları yasak. Mektup almaları, mektup göndermeleri, dışarıyla herhangi bir iletişim kurmaları yasaklanmış durumda. Aslında bunlar yasak da değil yani. Yasak dediğimiz yine bir hukuki altyapısı olması gerekir ki buna yasak diyebilirim. Bunlar aslında bu uygulamaların hepsi keyfi uygulamalar olarak değerlendirebiliriz. Yani yaratılmak istenen bir hukuk var ama bunun adı hukuk olmaz. Türkiye'nin kendi mevzuatında yoktur. Burada Türkiye kendi mevzuatını ihlal ediyor. Yani bir kişinin kendi avukatıyla görüşmesi hiçbir şekilde yasaklanamaz. Bu ancak keyfi bir uygulama olabilir. Verilen disiplin cezalarına, yani sistematik olarak idarenin vermiş olduğu disiplin cezalarına ya da hakimlikler eliyle verilmiş olan disiplin cezalarına baktığımızda bunların hiçbir hukuki gerekçesi veya dayanağı bulunmamaktadır. Zaten yani bunlar avukatlara dahi tebliğ edilmeden, avukatlara dahi haber verilmeden, yani buna ilişkin itirazların yapılma süreci aşıldıktan sonra, ancak farklı süreçlerden geçirildikten sonra öğrenme aşamasına geliniyor. Bunu da yani diyemeyiz, buna hukuk diyemeyiz yani. Bunun hukuki bir altyapısı var ya da bunun hukuk üzerinde bunu tartışabilir miyiz? Bu tartışmaya kapalı bir alan bence. Yani bu çünkü temel olarak bir işkence yöntemidir. Yani işkence yönteminin hukukta yeri var mı diye bir soruyu herhalde hiç kimse cevaplayamaz. Yani bu keyfilik elbette ki sadece İmralı cezaevinde kendini göstermiyor. Yani tecritin buradaki hukuksuzluk aslında bir bütün ülkeye yayılmış durumda. Yani zaten buradaki belki de kısmen amaç da bu. Yani oradan yaratılan fiili hukuki durum kendisini tüm Türkiye üzerinden tüm toplumu tecrit altına almayla, başta Kürt halkını ve diğer demokrasi talebinde bulunan bütün toplum kesimlerini bir kıskaç altına almayla, benzer şekilde bir tecrit altında tutmayla aslında sonuçlarını gösteriyor. Bu hukuki değerlendirmelerin yanı sıra elbette ki Öcalan'ın konumu ve toplumsal talepler bize gösteriyor ki
Sayın Öcalan şu anda Türkiye'de barışın ve demokrasinin önünün açılması için inşası sürecinde yani temel aktör olarak yer almaktadır. Birinci aktör olarak temel muhatap olur yani. Bu süreç bize bunu gösteriyor. Sayın Öcalan yine Kürt sorununun demokratik yollarla, barışçıl yöntemlerle çözülmesine ilişkin geliştirmiş olduğu metotlar ve pratikteki çabaları hem ulusal hem uluslararası arenada yankı bulmaktadır, etki yaratmaktadır. Buna karşı siyasal iktidarın savaşı derinleştirerek Kürt halkının dilini, Kürt halkının kimliğini, kültürünü, statü taleplerini karşı bunları yok etmek üzerine bir politika uygulamaktadır şu anda. Yani saydığım bütün bu temel amaçlarını yok etmek üzerine politikasını kurmaktadır. Buna karşı siyasal iktidar mevcut savaşı derinleştirerek Kürt halkının kimliğine, Kürt halkının diline, Kürt halkının kültürüne ve statü taleplerine karşı bir saldırı girişiminde bulunmaktadır. Yine aynı zamanda demokrasi ve barış talep eden diğer toplumsal kesimlere saldırmaktadır. Asıl yani tecridin temel sebepli amaçlarından biri de işin öznesi de burası diyebiliriz. Yani az önce bahsettiğim aslında Türkiye'nin inşa süreciyle başlayan bütün hukuksuzluklar, antidemokratik uygulamalar tecritte birleşti. Ancak buna karşı Öcalan'da ise yani tüm süreç aşamalardan geçtikten sonra toplumdaki barış ve demokrasi talebi ise İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinde bütünleşti. Tecritin asıl temel hedefi bu iradeyi kırmaktır. Oluşturmuş olduğu paradigma ve pratikteki mücadelesi yani bu sürecin belirleyicisi zaten. Ve bu paradigma ve pratik çabaları tüm dünyada yankı buluyor. Bunun en somutlaşmış örneği şu anda Rojava'da kendisini gösteriyor. Siyasal iktidar ise tüm bu demokratik sürecin tam tersi bir politika izliyor ve kendi iktidarını bu savaş üzerinden, savaşı derinleştirerek bütün demokratik kitle örgütlerine saldırarak ve Öcalan'ın bu iradesini bu şekilde halklar üzerindeki kabul edilen iradesini tecrit sistemiyle kırmaya çalışarak aslında kendi iktidarını var etmeye çalışıyor. Uluslararası denetim mekanizmalarının, kurumların bu suça bir şekilde ortak olduklarını düşünüyorum. CPT örnek verebiliriz buna. Şimdi CPT son yaptığı İmralı cezaevi ziyaretine ilişkin raporunu henüz açıklamadı. CPT ulusal ve uluslararası anlamda, yerel ve uluslararası anlamda hak mücadelesi yürüten birçok kurumun başvurusuyla üzerinde bir baskı hissetti. Bu baskı toplumsal bir baskıya dönüştü. Bundan sonra CPT 22 Eylül 2022 tarihinde İmralı cezaevini ziyaret etti. Bu ziyareti sonrasında raporunu açıklayabilirdi. Henüz açıklamamış. Neden açıklayabilirdi? Çünkü CPT zaten önceki ziyaretlerinde İmralı'da bir tecrit olduğunu, bunun bir işkence olduğunu raporlarında yansıtmış bunu. Bunu tespit etmiş. O sebeple burada artık beklemeden bu raporunu açıklayabilirdi. Ancak CPT denetim mekanizması olarak kendi sorumluluğunu yerine getirmiyor burada. Raporunu kamuoyuna açıklamıyor. Ve bu şekilde bu tutumuyla aslında oluşan o toplumsal baskıyı da kendince kırdığını düşünüyor. Yani buradaki CPT'nin amacını ise bu şekilde, şu anki mevcut konumunu ise bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu sebeple CPT şu an mevcut olan tecrit uygulamasına, ağır ve mutlak tecrit uygulamasının aslında bir parçası haline gelmiş durumda. Bunun yanı sıra AİHM defalarca kez Sayın Öcalan ve İmralı cezaevine ilişkin birçok hak ihlali kararı verdi. Ancak bu hak ihlallerinin denetimini yine gerçekleştirmedi. Bu sürecin takipçisi olmadı. Buna ilişkin Türkiye'ye gerekli baskıyı oluşturmadı.
İnsan Hakları Komitesi'nden bahsedebiliriz. Yani birçok uluslararası mekanizma bulunmaktadır. Ama bu mekanizmalar gerekli sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Bunda da elbette ki yine uluslararası hegemon güçlerin, Sayın Öcalan'ın hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da hem de Avrupa'daki oluşturmuş olduğu, geliştirmiş olduğu düşüncesine, paradigmasına bir nevi ondan korktukları için, bu düşüncesinden korktukları için bunun bir, bu tecrit sürecinin aslında bir parçası haline geldiklerini söyleyebiliriz. Bu ülke için bunu hiç kimse istemez. Savaş daha da derinleşebilir. Ülkedeki ekonomik kriz daha da derinleşebilir. Yine ülkede mevcut olan, askıya alınmış olan hak özgürlükleri, ifade özgürlüğü, ifade ve düşüncenin açıklanması özgürlüğü, bir basın açıklaması bile şu an gerçekleştirilemiyor durumda. Buna karşı elbette ki büyük bir mücadele mevcuttur. Ancak bu tüm bahsettiğim krizler ve mevcut olan krizler daha da derinleşir, daha da büyüyerek devam eder. Buna karşı aslında çok, yani bunun tam tersi bir süreç işletilebilir. Yani bunun karşılığı nedir? Sayın Öcalan'la görüşmeler başlatılır. Çünkü herkes biliyor ki, hepimiz biliyoruz ki Sayın Öcalan'la bir görüşme başladığında bu ülkeye bir demokrasi umudu, bir barış umudu hakim olacaktır. Barış umudunun, demokrasi umudunun hakim olduğu bir ülkede de elbette ki birçok kriz bu şekilde aşılabilir. Biz aslında ÖHD olarak, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak tecritin sonlandırılması için, kaldırılması için birçok çalışma yürüttük. Kürdistan'daki barolara, diğer barolara, Türkiye'deki diğer barolara bu sürece sessiz kalmamaları, tecritin sona erdirilmesi için, üzerine düşünen sorumlulukları yerine getirmeleri için başvuruda bulunduk, çağrılar yaptık. Yine aynı çağrıyı biz Türkiye Barolar Birliği'ne yaptık. Neden bunu yaptık? Çünkü baroların bir yerde bir işkence, tecrit bir işkence yöntemidir dedik. Yani bir işkence varsa baroların asli görevlerinden, en temel görevlerinden biri bu işkence sistemine, bu işkenceye karşı çıkmalarıdır. Tavır göstermeleridir, tepki göstermeleridir. Ancak ne yazık ki biz başvurularımızı yapmış olmamıza rağmen hem Türkiye Barolar Birliği hem barolar üzerlerine düşen sorumlulukları gereği gibi yerine getirmediler. Bu sürece kimsesiz kalırsa aslında bir nevi bu sürece bir taraf olmuş, taraf konumunda yer alır. Yani bu süreç, çünkü işkence sessiz kalınacak bir şey değildir. Yani tüm baroların işkenceyi önleme merkezleri vardır. İzmir Barosu dediğimizde insan hakları başkenti olarak bir protokol imzaladılar ve bu temelde birçok çalışmalarını yürüttüklerini söylüyorlar. Ama ortada dünyada eşi benzeri görülmemiş, yani dünyada ayrıca hiçbir insan üzerinde, kişi üzerinde böyle bir ağır işkence durumu söz konusu değilken, bunun kendisini en çok yansıtan İmralı cezaeviyken işkence anlamında, buna karşı baroların sessiz kalması elbette ki kabul edilebilir bir durum değildir. Hukuken de bunu kabul edemeyiz. Hukuksuzluk artacak, hem de yani bu soruna değinmeyerek ben bu sorundan kaçarım, yani kaçınırım, bu sorunu görmezden gelirim, bu sorun bir şekilde kendisini orada devam ettirir, bana dokunmaz şeklinde kimsenin düşünmemesi gerekiyor. İşte görüyoruz, ufak ufak toplumun bütün kesimlerine hak ihlalleri yayılıyor, bütün kesimlerine baskılar artıyor. Bu kendisini zaten bir nevi barolarda da gösterdi. İşte barolara karşı yine iktidarın bir saldırısı oldu. Barolar bölünmek istedi ki kısmen belki bölündü de. Yani aslında tüm bunlar bahsettiğimiz gibi Türkiye'deki temel hukuksuzlukların çoğu İmralı'da devam eden bu tecrit sisteminin bir parçası, bir sonucu aslında. Ya burada ortada bir hukuksuzluk olduğu için biz de avukat olarak, hukukçu olduğumuz için elbette ki temel kendimizi o anlamda sorumlu hissediyoruz. Baroların da kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor. Yani bu sürece daha fazla sessiz kalarak aslında bu sorunun, bu tecritin daha da derinleştiği, ülkenin daha da antidemokratik bir yönetim biçimine evrildiğini görmeleri gerekiyor.
yarın sadece avukatların ya da sadece hukukçuların sorunu değil. Bu sorun toplumsal mücadeleyle, yani ortaklaşa bir mücadeleyle ancak aşılabilecek, gündemleştirilebilecek ve tecritin bu şekilde sona erdirilebilmesi mümkün olunacak bir sorun. O yüzden yani buradan ben bütün hak temelli mücadele yürüten kişi ve kurumların bu süreçte tecritin sona erdirilmesi için daha çok duyarlı olması gerektiğini belirtmek isterim. İmralı Cezaevi'nde Sayın Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen mutlak ve ağır tecritin bir an önce son bulması gerekiyor. Yani görüşmelerin anayasal statü ve evrensel hukukun gereği olarak bir an önce başlatılması gerekiyor. Yine ailesiyle, avukatlarıyla, dış dünyayla olan iletişiminin bir an önce kurulması gerekiyor. Buna dair yapısal adımların atılması, yapısal somut adımların atılması gerekmektedir. Aslında Sayın Öcalan'ın ahiminde vermiş olduğu umut hakkı kapsamında bir an önce özgürleşmesi için politik olarak, siyasi olarak demokratik kitle örgütlerinin bir bütüne mücadele yürütmesi gerekmektedir. Bununla birlikte 21. yüzyılın işkence hanesi, işkence merkezi olan İmralı Cezaevi bir an önce kapatılmalıdır.